Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Tek90'ın Pirate modelini inceleyeceğiz. Tek90 bildiğiniz gibi yerli bir marka. Ama ürünlerini Avrupa'ya da ihraç ediyor. Aslında Avrupa'da Türkiye'den daha çok bilinen, çok kaliteli ürünler üreten bir Türk firması. Pantolonun iç tarafına bakacak olursak kalçalarında ve dizlerinde Sastek korumalar var. Bu Sastek korumaların özelliği şu. Hemen cebinden çıkarıp göstereceğim size. Cebinden çıkan korumanın şöyle özelliklerine bakacak olursak N1621 dediğimiz bir sertifikası var. Bu sertifika sadece koruma ekipmanlarına verilen özel bir sertifikadır. Normalde esnek olduğuna aldanmayın. Darbe aldığında sertleşen yeni nesil bir malzeme bu. Bu sayede sert korumalara göre %50'ye varan oranda daha iyi darbe absorbesi sağlıyor. Bunu tekrar yerine yerleştirdikten sonra şöyle iç tarafındaki astarı göstereceğim size. Şurada görmüş olduğunuz sarı renkli astar Kevlar dediğimiz malzeme. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım detaylı görmeniz için. Bu malzeme Kevlar dediğimiz malzeme. Yani aramit dediğimiz malzeme. Sürtünmeye çok dayanıklıdır aramit. Bunu kullanmalarının sebebi şu. Sürüklenme durumunda yani bir kazadan sonra sürüklenme durumunda ortaya çıkan ısı çok yüksek derecelere varır. Birkaç yüz dereceye varır. O yüzden kot pantolonun ilk 5 metrede parçalanmaya başlar. Ama içindeki bu gördüğünüz astar onlarca metre sürükleseniz bile kesinlikle sizi koruyacak olan kısımdır. Bu yüzden pantolonun tamamında iç tarafında boylu boyunca aramit astar devam ediyor. Yani kevlar dediğimiz astar devam ediyor. Paçaya kadar devam ediyor gördüğünüz gibi. Full kevlar bir pantolon. Hem kalça ve dizdeki Sastek korumaları hem de içindeki aramit astarı yani Kevlar astarı sayesinde sizi sürtünmeden ve darbelerden koruyan çok başarılı bir pantolon. Pantolonumuzun iç tarafına bakacak olursak dizlerdeki korumaları görebiliriz. Dizlerdeki koruma şurada gördüğünüz boşluklu alan sayesinde yukarıya aşağıya kaydırılabilir durumda. Şurada gördüğünüz cırt cırtı açıp aşağıdaki boşluğu alarak şu şekilde dizliği yukarı doğru kaldırarak cırtı tekrar kapattığınızda dizliğiniz yaklaşık 5 santim kadar yukarıya taşınmış olacak. Bu da bacak boyundan dolayı dizliğin farklı yerlere denk gelmesi durumunda dizliğin kolayca ayarlanabilmesini sağlıyor. Bahsettiğim Kevlar astarı bütün pantolon boyunca görebilirsiniz. Pantolonu ters çevirdiğimizde daha net anlaşılıyor durum. Kalçalara denk gelen yerlerdeki korumalar da burada gördüğünüz gibi kulakçıkların içinde. Şöyle arkasını çevirecek olursak yine pantolon boyunca devam eden Kevlar astarı görebiliyorsunuz. Görüntü olarak normal kot pantolonlardan hiçbir farkı yok. Bu da şu avantajı sağlıyor. Resmi bir yere gittiğinizde yani motorcu olduğunuzun anlaşılmaması gereken bir durum varsa bir kafeye, restorana ya da bir toplantıya gittiğinizde de görüntü olarak gayet şık ve işlevsel bir pantolon. Arka tarafında da gördüğünüz gibi normal bir kot pantolondan hiçbir farkı yok. Diğer Tek90 modelleri için motosikletaksesuarları.com'u ziyaret edebilirsiniz.